Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kader Risalesi'nden sayfa kaç oluyor bu? Tercibül Amureci. Bakayım mı ben? Dur. 26. söz. Yani sayfayı belirtmekte önemli olduğu için neredeyim? 27'ye geçmişim. Heh. 468 abi. 468, evet. 468 sözlerden aslında niçin bu kadar şey yapılmış? Bize ve size çok kolay gelmesinin sebebi Ustad burada onları hiç kılı kale girmeden, yani diyeceksiniz ki cevap okuyunca, ya bu kadar basit ve sade bir şey niçin olmamış? O içerisindeki o kılı kale girmemiş. Kavgaya girmemiş. Hepsine cevap vermiş. Hepsine cevap vermiş yani hiç. Çünkü batılı tasvir etmeden, batıl demeyeyim de kafayı karıştıracak şeyi. Ondan sonra cevap vermiş orada. Şeyde, benim çantada sözlerimi getirir misin? Ondan sonra, şimdi tercih-ül amureci. Ben şimdi şuradan, 100 kaç yazıyor? 112. Oradan başlayayım diye bakıyorum. Hulasa edeceğim. Sonra biraz da ilmi şeyine gireceğim. Ama şimdiden söylüyorum size. Ya Allah Allah, bu kadar şey kolay bir şey nasıl böyle şey yapılmış demeyin şimdiden. Tamam mı? Çünkü o ustat hallettiği için yani rahat geliyor. Yoksa böyle şey kolay değil yani. Şimdi tercih üstün tutmak kişinin kendisi. Tamam. Tercih kişinin kendisi. Şey değil. Eşya falan değil. Tutan kişi yani. Fail olan. Bir kere lügatı verelim. Okunuyor mu oradan? Okunuyor. Okunuyor değil mi? Ha, oraya bak. Tercih üstün tutan kişinin kendisi. Tercih bir işin diğer bir işe karşı bir failin iradesi olmadan kendine rüçhanet peyda etmesidir. Yani bir işte iki ihtimal varken tercih edici olmadan kendi kendine birinin olmasıdır. Yani şöyle bir misal vereyim. Tam yapabilecek miyim? Ama tam olur mu bilmem ama. Olmadı. Eşit değil. Biraz büyük oldu. Bir daha yapayım. Gibi. Şimdi hangisi üstün? Biz hangisini tercih edersek değil mi? O üstün olur. Ama kendi kendine üstünlükleri var mı? Yok. Yok. Tamam. Eşyanın kendisi. Hatta bir kilo altın, bir kilo elma. Kendi kendine üstünlükleri yok. Galip gelemez yani. Onu birisi tercih etmeden. Yani tercihsiz tereccüh nasıl olacak? Olmaz. Tereccüh ne abi? Daha okuyacağım herhalde. Tamam. Tereccüh üstün olmak. Yani eşyanın eşyaya karşı üstünlüğü. Fail yok bu. Bu mukayese eşyadan eşyadır. Peki şöyle diyeyim. Bunu senelerce buraya koyduk Osman.
şu kalem. Kitaba konulmaz ama bir şey anlatmak için. Farklı tabii renk. Ben bunu tercih etmeden birbirine kıyas ederek üstün gelebilirler mi bir tanesi? Ya eşya eşya arasındaki ilişki tereccüh kullanılır. Tereccüh. Yani bir tercih eden yanlarına gelip bir tercihte bulunmaz. Ben bunu alıyorum diyor. Demediği sürece bir bunların şeyi yoktur. Yoktur. Üstünlüğü. Yani üstün başka bir şey koyacak demiş, şıt yapalım da. Yani ne bileyim. İki bunu, bu da kırmızı kabul etti. İki eşit şey. İki eşit şey. Birisi tercih etmeden üstün gelmesi. Ama ben diyorum ki ikisi eşit mi? Tamam. Üstünlüğü yok. Belki de bu üstündür ama ben bunu tercih ettim, yapabilir. Lugatı yapalım, sonra yine konuşalım. Yani tercih eşyanın eşeğe kıyası. Yazar mısınız abi? Tamam. Görsün olsun. Bir işin diğer bir işe hangisini yazayım diye dur. Şuradaki cümleyi mi yazayım? İki yerde yazdım. Ondan sonra Remz, İrade, Cebre, Mutezile hepsini yazdım. Yazayım. Bunu da silin abi onları. Sileyim. Ama bu çok, bu önemliydi. Bunu al. Bu al. Yani masiye ve istikbale kader değil, tekliftir. Evet. Ben bunu siliyorum. Bir dakika. Bu önemli çünkü daha önceki değildir dedik ama ne değildir? Şimdi yani kader değildir bu. Günaha ve istikbalde kader değil. Biz kaderimiz diye böyle düşünmüyoruz. Yani bir şey planlarken, hesaplarken, program, dükkan açarken, evlenirken hiç kimse kaderimdir elini kolunu bağlayıp da durmuyor. Hı-hı. Kendi gayretini gösteriyor. Tercih ediyor sonra kaderi oluyor değil mi? He, tercih ettikten sonra mazisi olduğu zaman ve musibet olduğu zaman kader oluyor. Hadi bakalım şimdi o dersi geçmiştik. Şimdi bunu yapalım, yazayım. Şunu koy kenara. Ben bu kötü oluyor. Tercih, tamam mı? Tercih. Yanlış olmasın. Üstün tutmak kişinin kendisi. Kişinin öyle bir cümle yazayım ki ikisi de belli olsun. Üstün tutan kişinin kendisi. Fail olan. Fail yazayım. Bu cümle yeter. Anlaşılıyor değil mi Arap abiler? Fail olan zat, eşya falan değil, herhangi bir şeyce, kişi, zat diyeyim, tercih eden zat. Tereccüh yazıyorum. Cümleyi nasıl yazmışım? Bir işin diğer bir işe karşı bir fail olmaksın. Onu yazayım ki. Şu ikinci cümlesi sanki daha şey Hasan abi ya. Daha evet. Yani denesin. Yani işte, o daha iyi. Şu. Yok şu abi. Şu yani tereccühteki yani bir işte iki ihtimal. Ha yani onu yazayım değil mi? Ha, orada var. Yani bir işte o zaman yanlısı olmaz. Çünkü bir izah değil kendisi. Bir işte İşte iki ihtimal varken iki ihtimal varken tercih edici olmadan varken tercih edici olmadan fail olmadan kendi kendine eşyanın kendi kendine eş ben biraz düzelteyim eşyanın
eşyanın kendi kendine üstün olmasını diyor. Birinin olması. He? Birinin üstün olması diyor. Birinin üstün olması. Olması. Şu 112'de ne yazdık? Biraz daha hulasa olsun diye kırptım ama teleccübül amacı yani iş yani irade insani bir tercih kullanmadan bir işin diğer bir işe karşı kendi kendine rüçhane olması tamam. Hani bir irade insan olmadan bir işin diğer işe karşı bir işin mesela armutun elmadan üstün olması. Ne üstün olsun? Kendi kendine. Bir kilo elma, 100 kilo altın. Ben olmadan hangisi üstündür koy oraya. Garip gelebilir mi? Eşyanın eşeğe. O da üstünlük mevzusu mu? Tercih edilmedeki şey. Bu başka. Bu eşya arasındaki. Eşya arasındaki durum. Onu konuşuyoruz. Yani değilse hani bir kilo elma mı işte 10 kilo altın mı? Adam 10 kilo hani. Ama adam diyor ki bak biraz. Yani cüfte şey yok. Ha. Fail yok. Fail yok. Ha fail yok. Eşya arasında üstünlük. Ha. Eşyanın üstünlüğü. Eşya arasında. Şimdi müreci yazıyorum. Ha, cümleyi okuyunca daha iyi anlayacağız. Tereccü eşya arasında diye ben not... Tamam. Öyle değil mi? Tereccü eşya arasında. Müreci. Eşya arasında bir tercih edici olmadan... cüz ihtiyardır. Tuhaf olmuş abi ya. Cüz ihtiyarıdır. Tercih edeni kendi iradesidir. İhtiyaridir. Tamam mı? Yani şu şey olsun, net olsun diye... tercih edenin kendisidir. Cüz-i ihtiyaridir. Tamam mı? Cüz-i ihtiyaridir. Onun ötekisini yazmıyor. Yani müreccih, cüz-i ihtiyari. Tercih eden. Evet. Bu zat. Tamam mı? Bu zattır. Bu sıfatlıdır. Müreccih. Bak, cüz-i ihtiyaridir. Tercih edenin kendisidir. Bakın burada tercih başka. Tercih mastardır Hasan abi. Müreccih faildir. Müreccih faildir. Hangisini yazdım? Dur. Fail işte. Tamam müreccih fail de tercih mastar bir şeydir. Yani tercih. Mastar. Tercih okun ya. Yani orada zat olmaz herhalde. Hangisi? Tercihten. Zat üstünü tutan kendisi. Kendisi dediniz ama antiken düşünürsek şimdi müreccih şey değil mi? Müreccih fail. Failin sıfatı. Müreccihin sıfatı oluyor şey. Tercih. Sıfatı yani. Tamam. Yani zat dediniz ya tercih. Sıfat yani zat demeyeyim de. Cüz-i ihtiyar yani. Zat demeyeyim de. Siz abi tercih. Ters dediniz. Süleyman abi tercihe sıfat diyor galiba değil mi abi? Tercih sıfat. Hasan abi müreccihe sıfat diyor galiba. Müreccih. Fail. Abi tercih mastar. İşte müreccih. İşte Osman da öyle diyor. Tercih üstün tutmak. Tutmak. Mastardır, zat değildir tamam, yani. Tamam, zat mı yazdı? Tercih edin zat da. Tercih edin, zat yazsın. Zat. Tutmak. Zata ait bir sıfat yani. Tamam, öyle. Bu zat, bu onun sıfatı. Tamam. Cümleyi şey yazayım. Uygulamada daha net olacak. Şimdi ben cümleyi yazayım aşağıdaki. Yani şu cümle var. Ben buraya ne yazıyorum ki orada var? Olsun abi, temize çekiyoruz. Öyle mi? Tamam. Şöyle yapalım. O zaman... Hiç savaş yapmadan oraya bakalım da. bunlar yetti abi. Bunlar oturdu. Yazarken oturdu biraz. Tamam öyle. O zaman yazayım artık. Değil mi? Yazmanın tamam, şeyi var. Tamam peki. Şimdi daha iyi anlaşılacak. Konuşarak yani bize... Konuşarak tamam. Şimdi cümleyi yazıyorum. Tereccübile müreci. Bak. Yani bunu uygularken daha iyi anlayacağız kelimeyi. Tereccübile müreci. Doğru mu yazdım? Müreci muhaldır demiş. Yani bu cümleyi koydum. İrade insaniye niye? Tercih kullanmadan tercih kullan
yapmadan bir işin diğer bir işe, bir işin diğer bir işe kendi kendine rüçhanet niyet olması muhaldır. Bu muhaldır. Bu muhaldır. Yani müreccissiz, yani müreccissiz rüçhanettir ki rüçhaniyettir ki muhaldır. Ötekisini de yazayım da. Tercih bila müreci. Şunu biraz kaldırayım. Ise muhal değildir. Olmayan bir iş için bir kelimenin var olması ne acayip bir şey ya. Teneccüh diye bir kelime var. Bir iş, bir işe irade insaniye. Bunlar öyle bir muhal olmayan bir şey nasıl? Tabiat diyemedim ya bunu. Tabiat. Gerçekten. Mesela tabiat kendine ruhaniyet veriyor. Kendi tarafından ruhaniyet. Tabiatçıdan yaptığı şey. Tabiat. Evet. Tabiat diyor. Tabiat. Verilmesi. Ama aşağıdakine göre de tabiatı insanlar veriyor. Mesela orada bir karşılık oluyor. Çünkü irade insaniye. Ona da insanlar irade verip tabiat yapıyorlar. Ruhaniyet veriyorlar. Bir sıfattır. Vazifesi de böyle rüçhanet kelimesini de böyle nedir, üstünlük mü diyeceğiz? Onu da kullansak iyi olur yani. Tercih, müreccih, rüçhanet, ortalık cirit atıyor. Yok şimdi şu yazması Hasan abinin o kadar güzel oldu ki. Hı-hı. Yani... Şimdi evet. Şimdi cümleyi burada okuyayım. Ondan sonra normal metni okuyayım. Metni okuyayım. Eğer desem oraya bakıyorsunuz. Tercih bila müreccih muhaldır. Tamam. Haşiye. Tercih ayrıdır, tercih ayrıdır. Çok fark var dedi. Halbuki emri itibari dediğimiz kesbi insani, soru devam ediyor. Hı hı. Emri itibari dediğimiz kesbi insani bazen yapmak ve bazen yapmamak eğer mucib bir müreccih bulunmazsa, tamam mı? Tercih bila müreccih lazım gelir. Şu ise usulü kelaminin en mühim bir esasını hetmeder. Soru. Bunu yaksak zor mu olur, şey mi olur? Yap bakalım. Yok. Sen o beyaz iş yapabilirsin. Tamam. Şimdi el cevap diyor. Tercih bila müreccih burada demişti ki yukarıda. Tercih bila müreccih muhaldir demişti. Tercih bila müreccih muhaldir demişti. Yani soru. Şimdi cevaba geçiyor. Soru yanlış ama. Soru yanlış. Değil diyecek üstad. Evet.
Yani illi kelama göre soruyor ama soran soruyu yanlış soruyor. He. Diyor ki, düzeltiyor. Tercü bila mureci muhaldır. Ustad. Şimdi ustad düzeltti. Evet, tercü bila mureci muhaldır. O cümlesini ben yazdım. Hı-hı. Ne demek? Yani diyor, murecisiz. Murecisiz. Mureci neydi? Tercih eden olmadı. Tercih eden olmadı. He, tercih eden olmadı, murecisiz. Tercih, murecisiz. Sebepsiz. Müreci dediniz, cüz-i ihtiyarıdır dediniz ya. Tercih eden demek. Yani ikisi de aynı. Evet, tercih eden. Yani cüz-i ihtiyarıdır olarak tercih yapan kimse yok. Şimdi, bak bir daha. Tercih bilen müreci muhaldır dedi. Niçin? Çünkü diyor, yani mürecisiz. Müreci? Tercih eden. He, tercih eden olmadı. Veya sebepsiz rüçhanet muhaldır. Yoksa diyor, yoksa tercih bila mureci caizdir. Ve bakidir, irade bir sıfattır. Onun şeyini böyle bir işim görmektir. Mesela ben dokunmadan iki eşit şeyin birbirinde üstünlüğü olmaz. Birbirinden üstünlüğü eşe. Ama ben birisi çıkar da İki eşit eşya arasında veya farklı eşya, 8 tane elma, 3 tane elma hangisi üstündür der. Adam 3 tane üstündür der. Yani hangisini alıyorsun? Yapabilir mi? Yapar. Niçin yapar? Yani eşyanın üstünlüğü dahi olsa üstün tutmayabilir mi? 8 tane elma burada. 3 tane burada aynı cins. Aynı, hiç değişmiyor. Hangisi üstündür? Üçü diyebilir. Niçin der? İrade var ya, cüz-i ihtiyar var. Yani ama ben olmadan, insan olmadan iki eşyanın, eşit eşyanın birbirine üstünlüğü olmaz. Yapamazlar. Olmaz. Onun için tercih bila müreci eşya arasındadır. Konuşulan bir tabirdir. Tercih bila müreci eşya ile insan arasındaki ilişkiyi anlatmakta kullanılan bir kuraldır. Abi neden eşit dediniz? Mesela bir tercih eden olmadan 10 kilo patatesle 3 kilo soğan yani illa eşit olması şart değil ki. Tercih ama eden yok ki zaten. Konuşulmaz yani. Diyor. Yani zaten. Gerek yok böyle bir şey. Böyle bir şey konuşulmaz zaten. Mantıksız olur. Mantıksız bir şey. Konuşmak da mantıksızdır. Burayı niye okuyoruz? Bir de bizim tercihte zorlayan bir başka bir yerde var mı yok mu anlamak için okuyoruz. Anladım. Öyle mi? Anladım. Ben tercih yaparken, ben cüzreden de tercih yaparken, okumuşum o. Namazı kılayım mı kılmayayım mı? Şunu mu seçeyim, bunu seçeyim. Benim cüzitler mi eşyadan şey. Onun için diyor ki burada, tercih ila mürecik muhaldir diyor ilmi kelama göre. Ne demek tercih ila mürecik? Bir de cümleyi okuyayım. İza, bunun dışında. Bu biraz hulasa etmiştim. 112, ben şey yapayım, 112'ye geri geleyim. Bak o, onu siz de görün de, bu kaç? 132 mi? Kaç bu? Tamam. Geçtik mi? 114 oldu şu an. Şu an 114. Geri gideceğiz. Ters gidiyoruz. 112'ye geldim. Tamam. Evet. Tamam. Bak. Şimdi daha uzun bu. Tercih bila mürecih muhaldır. Yani irade insani tercih kullanmadan irade insani tercihini kullanmadan kırmızı yazdım. Bir işin diğer işe karşı kendi kendine rüçhanet olması muhaldır. Tercih bila müreci ise muhal değildir, caizdir. Niçin? Yani bir işe irade insani tarafından rüçhanet verildiğinde bu irade zaten kendisi mürecihtir. Onun tercihi için başka ikinci bir iradenin veya bir sebebin tercihine sebep yoktur. Yani benim tercih ettiğimi başka bir şeyde tercih etmesine gerek yoktur. Çünkü irade insana bir sıfattır, vazifesi
böyle bir rüçhanet yapmaktır. Yani irade insani üstün tutar. Üstün tutma olmasa bile eşya. Üstün olmamaksızın üstün tutulma olması muhaldır. Ama üstün olmamaksızın üstün tutmak caizdir irade sahipleri için. Peki buradan ne istiyorsun? Ne yani Süleyman abinin dediği gibi? Yani mesela bunun bize ne faydası var, bu dediğinin kaderi anlamaktaki şey ne? Ne anladınız peki siz? Mesela Cenab-ı Hak bir şey yaratırken İstersen aşağıya da okuyayım da ondan sonra. Hadi bakayım düşünün o zaman. Doğru olan tercih bile mureccih caizdir ve vakadır. İrade bir sıfattır, tercih etme gücüne sahiptir. Yani biz elimizi kolumuzu bağladığı kader deniliyor ya. Eğer elimizi kolumuzu bağlamışsak eşya arasındaki üstün olmamaksızın eşyanın birbirine karşı iki eşit şeyin üstünlüğü yokken bir tanesini tercih etmemiz bizim ihtiyarımızın seçme şansı şeyimizi gösteriyor. Gösteriyor. Tamam. Ya biz bile yanlış tercih ediyoruz mesela. Yanlışı yaptık. Kazanç var. Bir tarafta zarar var ama bile zararı tercih ediyoruz değil mi? Aynen. Bile. Yani şifler aleyhimiz olduğu halde biz tercih ediyoruz. Aleyhine bile eşit olsa da. Eşit olsa da tercih ediyoruz. Bir tane kurşun kalem var. Bir tane. Neticede bizim tercihimiz var. Bak nerede okudum? Aşağıda. Muhal yanlış olan tereccüb ile mureccihtir. Görüyor musunuz onu? Yani bir failin iradesi olmadan bir işin diğer bir işe karşı kendi kendine, hani tabiat perestte ne diyor? Öyle bir şey yok. Kendi kendine. Bak girmek istemiyorum ama. Eşya olmamaya göre oldu. İyi dinle o zaman. Sen okur. Olmamaya? Mesela eşyanın tabiatında olmamak mı kendisinde daha kolaydır? Bir şey olmamak varken o bir şey olmak zordur. Olmamak daha kolaydır. Olmamak daha kolaydır, olması zordur. Peki toprak öyle durması, öyle durması kolayken oradan otun çıkarması zor iştir. Yani olmamaya göre olması, çıkmamaya göre çıkmanın olması zor iştir. O zaman topraktan bir bitkinin çıkması tercih bile mureccihtir. Yani eşit bile olsa ama tercih edilmiş. Başka bir tercihini gerektiriyor. Gerektiriyor. Bu tercih gerekiyor bu fiil. O zaman tabiat perestler kendi kendine oldu yıkıyor. Evet. Bir şey iki eşit. İkisi de mesela olmak olmamak. Başta hepsi duruyor. Olsun mu olmasın mı? İkisi de bir şık. Ama tercih eden yok. Hiçbir tanesi birbirine galip gelip olmaz. Yani ben olacağım demez eşya. O zaman diyor olmamaya göre olması iki. Sanatsıza göre sanatlı olması, cansıza göre canlının olması, köre göre gözün olması, akılsıza göre aklın yapılması bir tercihtir. Bir tercih edeceğinin varlığını gösteriyor. Bu bir tercih edilmiş yani. Daha fazla göz gelmedi. Yani akılsıza göre akılın olması bir tercihtir. Tercih edilmiş. Akılsızla, akılsızlık olan. Yani sükünde dururken eşya. O zaman bu galip geldi. Akılsızlığa göre akıllı olmak. Topraktan çıkmamak varken çıktı. Çıkmamalar var. Bir sürü yerler var değil mi orada? Başka çekirdekler de var. Çıkmamışlar. Ama bir tanesi çıkmış. Çıkmamaya daha kolayken çıkması, kör olmaya göre gözün olması, akılsıza göre akılın olması bir üstünlük oldu diyor. Eşyanın arasında üstünlük oldu. Mesela toprağın altında 100 tane çekirdek var, 10 tanesi çıktı. 90 tanesi çıkmadı, tamam? Ama 10 tanesi bir rüçhanet kesbetmedi mi? Üstünlük. Ama bu bir rüçhanet olmuş, zoru tercih edilmiş. Çıkmış, çıkmak zordur diye. O zaman diyor, eşyanın eşyaya karşı bir üstünlük olmaz, rüçhanetler olmaz. Yani iken çekirdeğin çekirdeğe kavga edip de çekirdek çekirdeğe diyor ki 15. çekirdek 26. çekirdeğe. Sen dur ben çıkacağım. Eşyanın eşyaya karşı böyle bir rüçhanet yok. Ha, çıkmış mı kardeşim? Olmuş mu? Hangisi? Olmak zordur tabiatta. Sanatlı mı yapmak zordur? Sanatsız mı öyle durması? Eşya öyle mi dursun, sanat mı yapalım?
Sanatlı mı yapalım, sanatsız mı? Yani sanatsız demek hiç dokunma. Zaten sanatsızdır. Ama burada mevzu biraz daha cüz-i ihtiyari. Oraya geleceğiz. Yani gelecek. Kainattakinden ziyade. Tabii oraya geleceğiz ama şimdi tabiat uygulayayım. Eşya dedi ya, tereccüh bila mureci eşyadır. Eşyalar arasında üstünlük olmamaksızın üstün olması. Bu muha. Bu muha. Bu ondan zaten eşyada misal verdim. Yani tereccüh, tercih değil. Tereccüh bila mureci muhaldır. Niye muhaldır diye anlatıyorum. Yani soruyu soran zaten bu aslında. Yanlış var etmiş soruyu soran. Evet, evet. Ama bu muhaldır diyor. E üstün olmamaksızın üstün olması. Eşyanın eşyaya. Ha. Şimdi muhal yanlış olan tereccüh bila mureciktir. Yani bir failin iradesi olmadan, failin iradesi olmadan bir işin diğer bir işe karşı kendi kendine. Hani bu ilmi kelamcılar bunu üstün kendi kendine bu eşya, bu mevcudat nasıl oldu? Onu konuşmak için kullanılmış bunlar. Tamam mı? Yani eşyanın mesela Adem'le vücut eşittir. Yani ilk bakışta eşittir. Mümkündür yani kantar gibi. Yani iki eşit kantardır, tam dengeli. Bir tanesi basmasa veya buradan bir şey almasa bu denge bozulmaz. Diyor ki bir failin iradesi olmadan bir iş diğer bir işe karşı kendi kendine rücat etmesidir, üstün gelmesidir. Yani mürecihsiz ruçaniyettir. İrade-i insani tercih gücünü sahiptir. Şimdi burada diyeceksin ki ne kadar basit değil mi? Bu basiti anlamadıklarından tabiat perest olmuş adam. İmanı gitmiş. Yani bize niçin kolay geliyor? Biraz altyapımız var ya. Mesela sen nurlar tanımadan önce mektepte şunlar bunu demiyor mu? Kendi kendine oldu. Ne demek kendi kendine? Tereccüh bila mureci caizdir diyor. Oysa caiz değildir. Yani iki eşya vücut ile Adem eşya eşit. Eşya demeyelim. İki eşit. Bir müreccis olmadan bir tanesi nasıl galip gelsin? Filizlenmesi. Tamam mı? Onu diyor. Abi bu cümlede kramer olarak sanki de bir hata var gibi değil mi abi müreccis? Yani bila müreccis sanki böyle bir sonuçla alakalı bir şey. Evet. Yani biz müreccis'i burada tercih edici gibi görüyoruz da aslında bila müreccis sonucun ortaya çıkması gibi. Tereccüh da bila müreccis muhaldir. Bu doğru. Ama tercih de varsa bu muhal değildir, caizdir. Muhteyen bila tereccüh sonucun ortaya çıkıp çıkmaması. Oradaki bila menfi yapıyor ya. O sonuca göre yani başlığı şey yapılıyor. Mesela bila müreccis. Bila müreccis. Tercih bila müreccis. İkisinde de bila müreccis tercih. Onu netice sonuç itibariyle tabii. Sonuç olarak. Ya biz müreccis'i ismi fail gibi anladık değil mi abi? Ben böyle anladım. Evet. İsmi fail gibi değil yani. Değil mi? Değil değil. İsmin fail değil. Failin sıfatı neticeye olan. Neticeye bakıyor. O zaman şey yaparsan cümle oturuyor yani. Evet. Mesela insan. Bir de cüz-i ihtiyar. Mesela müreci cüz-i ihtiyardır. Tercih, tamam mı? Zat şeyini anlatır, zat. Yani tercih bila müreci caizdir den ne anlıyorsun? Şu şekilde. İşte yani tercih sıfatı zatiye gibi oluyor abi. Müreci de sıfatı subutiye gibi oluyor, selbiye gibi oluyor yani. Şeyden ne anlıyorsun? Tercih bila müreci caizden ne anlıyorsun? Yani şimdi bir tercih edici, ya bila müreci abi, neticede üstünlük varsa diyor, yani sonunda üstünlük varsa tercih ediciden kaynaklanıyorsa bu caizdir. Ama tereccüh üstünlük yoksa, birbirler arasında üstünlük yoksa... Onu söylüyor zaten. Öyle olmazsa, diyorsa, ben cümleye takıldım, sabahtan beri nasıl çıkarım diye için onu düşünüyordum. Osman abi de başta aynı şeyi sormuştu abi. Hani müreccis fail midir, değil midir falan diye. Değil aslında. Ne? Değil. Yani netice failin seçiminden sonra çıkan ortaya netice. Meful mü, isim meful mü? Meful bilmiyorum. Yani tercih edilen şey mi? Tercih edilen arkasında olan sıfat.
cüz ihtiyar. Hmm. O şey de tercih de tercih o cüz ihtiyarın sahibi. Hmm. O ismi fail, o da ismi meful gibi bir şey mi? Hani ya ben şu an eden, biz tercihlerimizde başka bir müreciye ihtiyaç olmadan biz tercih ediyoruz. Ona buradaki ana fikir bu. Hmm. Bizim tercihlerimizi bizi etkileyen başka bir tercih edici yok. Biz tercihlerimizde hürüz. Şimdi burada Cebriye'ye Mutezile ile şey yapıyor. Cebriye diyor ki mürecihsiz, mürecihsiz, tercihsiz üstünlük var. Bizim tercihimiz yok. Biz tercih etmeden biz oluyoruz. Her şey kaderde yazılmış. Kader, sistem, eşya gibi bir şeyiz biz. Akıp gidiyoruz. O sistemin içinde biz de sistemiz. Cebriye demiş ki, kaderde ne varsa olacak. Bizim hiç fonksiyonumuz yok. Yok. Mutezile diyor ki, kader değil, kişi kendi fiilinin halikidir. Cebriye diyor ki, kişi fiilin hiçbir şeyin ne sebebidir, ne failidir. Mesela, mesela şey yapalım, bunu ustadı misaliyle yapalım. Tüfek atsa, tüfek attı, adam öldü. Tamam mı? Tüfek attı, adam öldü. Şimdi diyor ki, hepimizin bildiği bir mesele bu. Şimdi şöyle bir soru soruluyor. Tüfek atmasaydı adam ölecek miydi? Cebriye diyor ki, tüfek atmasa da adam ölecek. Çünkü kader bunu, yani kader bizim ihtiyarımızı ortadan kaldırıyor. Tamam mı? Kaldırıyor. Öyle bir şey yok. İhtiyar şey yok. Biz, ihtiyarımız da kurulmuştur. Eşya gibidir. Kurulmuş bir sistemdir o da saat. Mutezile diyor ki, tüfek atmasaydı ölmeyecekti. Cebriye diyor ki, atsa da atmasa da ölecekti. Mutezile diyor ki, atmasa ölmeyecekti. İki tane. Cebriye diyor ki, atmasa da ölecekti. Çünkü kader, insanı atması, atmaması önemli değil. Kader ölümünü hükmetmiştir. Atmasa da ölecek. Mutezile diyor ki, kişinin kendi fiilini halikidir. Atmasa ölmeyecektir. Ortası olan Ehl-i Sünnet diyor ki, sebebe, şeye, neticeye beraber baktığı için kader bizim için meçhuldür. Çünkü sebep ortada kaldırırsan, sansız düşünürsen, sebebi bizce meçhuldür. Kaderin ademini tarif ediyor. Şey evet. Şimdi bu kadar. Bu. Başka burada. Başka ne var? Burada onunla alakalı bir şey yok. Bunu hulasa yaptım şeyden. O kadar. Hatta şey diyor. Yoksa tercih bir amreci caizdir ve vakidir. İrade bir sıfattır. Onun şeyini böyle bir işi görmektir. Burada ne yazmışız? Ya, siz yazmışsınız zaten abi şurada ya. Çünkü irade iyi insaniye bir sıfattır. Evet. Vazifesi böyle bir rüçhaneti yapmaktır. Netice itibariyle yani eşyalar arasında. Peki burada bunu niçin kavga ettiler? Cebriye ile Mutezile burada zaten dikkat edersen bu soru nereden geliyor? Altıncısı kader ve cüz-i ihtiyari. Hı hı. Tamam mı? Cüz-i ihtiyari. Cebriye diyor ki kader hakim. Mutezile diyor ki mutlak hakim cüz-i iradedir. İradedir. İnsan yaparsa yapılır. Yapmasa yapmaz. Fiili kendisi yapar. Bak, iki tane ayrı bir şey var. Hı hı. Soru neydi? 466'da. Kader ve cüz-i ihtiyar nasıl tefik edilebilir? Hı hı. Zaten üç tane itikat gidiliyor. Cebriye, Mutezile, Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet'in içerisindeki o Eş'ari Maturidi değil bu. O kullanılmıyor. Şimdi, kader mutlak hakimdir. Mutlaka ne karar vermişse o olur. İnsanın irade-i cüz'isi yoktur. Kademin mahkumudur.
Böyle bir şey olabilir mi abi sence? Böyle bir şey olabilir. Yok da cebri ediyor. Yani böyle bir şey olamaz abi. Ama biz diyoruz. Arkadaşlar yani şey basit gibi geliyor ama koca bir mezhep çıkmış yani. Kolay değil arkadaşlar. Böyle hep böyle anlatsaydı bize, bunlar anlatılmasaydı biz de öyle inanacaktık. Abi şu an zaten hayat yani hepimiz hayat içtimaiyede ya Mutezile ya Cebriye. Ya kaderimi ben yaratıyorum diyor. Ki ekseriyet Mutezile. Yani ekseriyet Mutezile şu an yani şeyinde. Tabii. Çok az bir kısım Cebriye. O da hani Cebriye azdır, hep Mutezile. Mutezile'dir genel hakim görüş. Ben kaderini sahip ben yaratıyorum. Bu görüşte şeye göre değişiyor. Günahı işleyip işlememesine göre. Günah işliyorsa Cebriyeciler abi. Peki okuyayım bak aşağısını bakıyorum. Mutezile. Kendi hayatımızda kendimiz kader mahkumları bir şey yapıyoruz. Kader mahkum. Peki kaderi mahkumları. O da Cebriye. Ha işte onlar Cebriye geçiyor. Hocam ben kaderi mahkumuyum demiş. Bak. Aha bak okuyayım. Cebriye görür musunuz bak. Cebriye'ye bakın. Cebriye irade insaniye mahluktur. Bak ne acep demiş. İrade insaniye mahluktur ve illeti tammesi vardır. Mahluk olduğu için ihtiyar insanı ref olmuştur. Cebriye mezhebi bu sebeple mesuliyeti insana yüklemiştir. Kadere yüklememişler. Yani kendisi ters mi yazdık onu yoksa? Ters olmuş. He? Evet. Kadere yüklemiştir Cebriye. Kader yapmıştır demiş. Da doğru. Kader yapıyor. Kadere yüklemişler olacaklardı. Kadere yüklemiş olacaklardı. Kadere iradeyi mahluk olarak gördükleri için insana vermemişler. Kadere yüklemişler. Kader yüklemişler. Burada yüklemişler. Yani öyle mi yazmışım? Yüklememişler. Kadere yüklemişler. Yüklemişler olacak o. Evet. Ben onu şey düzelteyim. Onu kadere yüklemişler. Kader yapıyor diyor ya. Bunu tabii ki düzeltilmesi lazım. Ha yok burada. Yani bir şey yapamayacağını düşünüyorum. Bak, o kaçıncı sayfayı? 112 mi? Cümlenin gelişinde insana yüklememişti. Kadere yüklemişti. Ha. Nasıl ters oldu? Kadere... İnsana yüklememişler. İnsana yüklememişler. Kadere yüklemişler. Yükle... Şu M'yi sileceğim. M-E. Kadere yüklemişler. Yukarıda var abi, insan yüklemiştir. He? Yukarıda insan yüklememişler o zaman, kader yüklemiştir o zaman. Tamam, insana yüklememişler. İnsan kaderi mahkumudur. Mesele anlaşıldı o. Orada da insandakinden sonrasında değil. Oraya da yüklemişler yazmıştır. Yüklememişler. Aynı yerde. Orada mı yanlış? Orada yüklememişler olması lazım. Nerede? Orada insana abi yüklememişler. Abi siz bir yıldız koyun sonra düzeltelim orayı. Tamam dur. İnsana bir de bir çarpayım dur. Cebriye siz bir... İrade insanı mahluktur ve illeti tammesi vardır. Mahluk olduğu için ihtiyar insan ref olur. Cebriye mezhebi bu sebeple mesuliyeti insana yüklememişler olacak. Evet. Aha, hemen şey yapalım. Yani. Oraya da hemen dur. İnsana yüklememişler. Evet. Kadere yüklemişler. Tamam. Tamam Cebriye. Evet. Şimdi... Şurayı da abi mesela bir diyeyim de kafamda şey olsun. Şimdi kelimelerden de gittiğimiz zaman. Şimdi müretçi cüz-i ihtiyar değil mi? Sizin yazdığınıza göre değil. Hı hı. Şimdi bila ikisinde de varsa cüz-i ihtiyarsız tereccüh muhaldir. Cüz-i ihtiyarsız tercih olabilir. Kelimeden hayır, o çıkmıyor hayır, mu? Hayır öyle değil. Kelimeyi okuyorum ama bak. Müretçinin yerine cüz-i ihtiyar koyuyorum. Cüz-i ihtiyar tercih bak, eden olmadan. İkisinde de bila yok mu? Bak ikisinde de bila müretçi. Tamam mı mevzu? Öyle değil mi? Bila müretçi. Bila müretçi ne demek? Şuradaki yazılana göre cüz-i ihtiyarsız. Öyle değil mi? Evet. Üstün olması. Şimdi tereccüh üstün olmak, tercih üstün tutmak. Hı. Öyle mi? He. Bak tercih üstün tutmak, tereccüh üstün olmak. Evet. Doğru mudur? Tereccüh. Doğru söylüyor muyuz? Tereccüh kendi kendine üstün olması. Kendi kendine üstün olması. Evet. Olmak, biri üstün tutmak. Tercih üstün tutmak. Evet. Ben bir şey yok kendi üstün tuttum, tercih tamam. Ettim ben. Şimdi ikisinde de bilen müreccihlik var. Yani cüz ihtiyarsız tereccüh olamaz. Cüz ihtiyarsız tercih olabilir. Demek değil mi kelimenin açılımı? Değil. Ney? Abi, kelimeden gidin. Tercihte insan şöyle, var. Şöyle. Demek istediğim cüz-i ihtiyarı
kişinin yani o şahsın, o zatın tercihi olmasının muhal olduğunu söylüyor. Yani bir kişinin tercih edici zatın tercih etmesinin muhal olduğunu söylüyor. Ben bila ne için geçerli? Bila müreccih kelimesi kime vuruyor bila? Müreccih tercih ettiren sebep müreccihe mi vuruyor? Bak. Senin cüz-i ihtiyarın ayrıca başka bir olmadan sen tercih kurallar olarak ha, ben oradan girdim yani biraz. Müreccih anlayışı yanlış. Şimdi bila kelimesi kimi olumsuz ediyor? Tercih, tereccüh tarafını mı, müreccih tarafını mı? Müreccih tarafını. Ve müreccih. Cümlenin başına, kelimenin başına gelirse cümlenin değil. Tamam. Kelimenin başına gelirse. Bila müreccih ne demek? Tercihsiz. Şey üstün ihtiyar, cüz-i ihtiyarsız. Tamam. Şimdi o zaman şöyle okuyorum cümleyi. Hani kafama yatsın diye böyle söyledim. Değilse manayı anladım. Yani mana tamam. Ama kelimelere vurunca karıştırıyorum. Onun için tavsiye etmeyeceğim. O zaman niye peki? Bak bak koyalım. Bak tereccüh. Cüz-i ihtiyarsız. Ha. Tereccüh mualdir. Üstün olması mual. Tamam, cüz-i ihtiyarsız. Tamam, bu doğru. Tercihte de aynısını söyleyeyim. Tamam. Cüz-i ihtiyarsız. Tercih. Cüz-i ihtiyarsız. Tercih. Ve bir tercih var, zat var. Ha. Ama cüz-i zat ihtiyarsız var. Dediğinde zat var diyebilir miyim? Yani ha? Tercih o zaman olur mu? Olmaz. Olmaz. Orada cüz-i ihtiyar demiyorsun işte. Ama bak, kelimeden gidelim. Müreccih. Abi bir şey söyleyeyim mi? Tercih eden zat var ya, onu tercihe değil de müreccihin devamını yazsanız sanki bu karışıklık daha düzgün olacak gibi. Daha fazla karışacak. Hayır, karışmaz. Anladınız mı abi? Zatı aşağıya. Anladım. Ha? Daha düzgün bir karışıklık olacak. Şimdi bak tereccühte. Tamam, tereccühte sıkıntı yok. Zaten bak, o muhal. Tamam. Yani tercih sen şimdi işte, tercihte de tercih bila müreccih dediğinizde demese bila müreccih zaten bilayı kaldırsak iş çözülüyor gibi geliyor. Tercih müreccih gibi. Yani bila müreccih onda da cüz-i ihtiyarsız tercih nasıl muhal oluyor? Tercih eden yok orada da. Tercih eden yokken tercih nasıl şey olur? Yani bila müreccih kelimesi cüz-i ihtiyarsızsa cüz-i ihtiyarsız tercih nasıl çünkü tercihi sen şey üstün tutan kişinin kendisi. Niye bila müreccih demiş ona? Kişinin kendisi var ama tercih etmiyor. Tercih etmese kişi var ama cüz-i ihtiyarsa kullanmıyor. Ya şu demek değil mi ya? Şimdi tercih bak, edenin tercihi olması kişi var, cüz-i ihtiyar kullanmıyor. Kişi var, cüz-i ihtiyarsa kullanıyor. Ha, ihtiyarını kullanmadan bir şeyi tercih edebilir oluyor. Öyle mi? Nasıl olacak? Olabilir yani. O zaman şey olur gibi oluyor. Olabiliyor o zaman. Bu olabiliyor dediğin doğru. Bu cebriye böyle diyor işte. Cüz ihtiyarı yok ama tercih ettim. Bu tercih ettiğimde arkadaki kader ekliyor. Bendeki tercihler var ya, var mı? Var. Ama bende ihtiyar yok diyor. Olur. Tercihlerim var. Bunu kim yapıyor? Kader yapıyor. Cibriye bu. Evet. Bak tercih zat. Tercihleri var. Neyle? İhtiyarsız. Tamam, şöyle kelimeden gideyim. Cibriye karıştırıyor muyum? Tam yok, çek. Çevirilerek caizdir yazar. Evet, yüzü ihtiyar koy. Şimdi tereccüh ne demek? Çevirilerinden yazalım. Tereccüh ne? Üstün olması. Olmak. Üstün olmak. Tamam. Kendi kendine tercih. Evet. Üstün olması, bir tercih cüz-i ihtiyarsız. Muhal. Oldu mu? Kelime doğru mu? Doğru. Tamam, doğru. Bunu yazalım. Tercih bila müreccih, caiz. Üstün tutmak. Doğru mu? Bu üstün tutmak değil mi bu kelime? Tamam. Tutmak, üstün tutmak. Tamam, müreccih aşağıda söylüyor zaten. Yani müreccihsiz, sebepsiz rüçhaniyet muhaldir. Tamam, şimdi bu. Doğru mu yazdıklarımız?
Evet. Kelimeleri çevirdik. Bak peki. Şurada diyor ki zaten senin tıran. Yani var ya. Işte, bilen, yanlış ama bilen müreccit diyor. Cüz ihtiyar değil. O şey yanlış anlamadım. Mesela tam o zaman onu düzeltelim. Yok. Bak şimdi bir de bir sen gel buraya. Süleyman Bakşar. Bunu okurken sana. Bak diyor ki tereccü bilen müreccit muavdır diyor. Burayı anladık. Tamam. Bak diyor ki yani diyor müreccitsiz. Tamam. Olmaz. He. Müreccitsiz. Üstün olamaz bir şey. Sebepsiz diyor. Sebepsiz, rüşanet olamaz. Yani sebep. Cüz ihtiyar demeyeceğiz o zaman. Yok, cüz ihtiyar değil o. Müreccih sebep mi dedi? Yani müreccih sebep öyle geçiyor da ben herhalde cüz ihtiyar şey yaptım. Evet, müreccih oradan müreccih olmak. Baktığında da tercih eden cüzdan falan diyor ama sebep de diyor bak. Tercih ettiren sebep. Tercih ya burada ikisi de tercih de müreccih de zat gibi görünüyor. Sıkıntı orada. Bak, müreccih okuyorum. Müreccih. Tercih ettiren sebep, vasıf, özellik, kısaca üstün sıfat. Ha, o zaman cüz ihtiyar değil. Değil, bu yanlış yazılmış. Değil mi? Yani şey, cüzler olmayacak. Ha, o şeysiz oluyor. Evet. Anlamsızlaşıyor. Bu olmadı, bu yanlış. Bak, onu şeyden de öyle düşünmüş olabilirsiniz abi. Ha. Ne düşündümse ama. Müreccih, bak abi, yani, müreccih tercih ettiren sebep. Bu tercih ettiren sebep insan da olabilir. Yani tercih eden birisi var ya, bu adam tercih ettirici bir şeyi tercih etmiş. İki tane eşit olan birisini tercih etmiş. Benim tercih, zor değil bu mi? Bir sebep olmuş zaten. Onu tercih etmesi bir sebep olmuş. Veya ikisinin arasındaki olmadan. İşte farklılık. Evet. Birisinin altın tercih olması, birisinin elma sokerme olması. Bu da tercih ettirici bir sebep. Tercih ettirici bir sebep. Daha şimdi okuyayım, yazayım daha. Tercih ettirici. Bu yanlış mı olacak? Şimdi bak bakalım. Doğru abi. Tamam, tercih ben... ettiren sebep. Evet, evet, bence o daha iyi oluyor abi. Şimdi ne oldu bak? Daha oldu yani. Baksan nasıl oldu? Sebep diyor mu abi? Sonuçta da bir şey değil. Cüz-i ihtiyar dediğin zaman olmuyor. Sen değiştirsin de cüz-i ihtiyar. Sebep. Tamam, değiştireceğim ben şimdi. Sonra tercih edilen sebep. Tamam. Sıfat, özellik, tercih ettiren sebep, sıfat, şey kurtarıyor değil mi? Özel, ben altını da kabul etmiyor değil mi? Şey, aha, yanlış yazdık. Şimdi onun kısaca üstün sıfat. Kısa, cası, üstün sıfat. Yani o sıfatı herhalde üstün sıfat deyince ben eşyayı kendimi kıyas ettim. Her şeyim şey ama üstün sıfat nedir? Cebriye bir vurmak için herhalde dedim. Üstün sıfatında ne olabilir mi? İhtiyar. İrade, ihtiyar. Evet, irade. Onu oradan çıkarmışlar. Oradan çıkarttım. Yani neticeye gittim yani. İhtiyar zaten bizdeki ihtiyar bunu çaniyet vermek yani bunları için tercih ettiren sebep, sıfat, evet, özellik kısaca üstün sıfat. Şunu değiştir cümleyi. Altta yazıyor. Değiştir. Bakalım. Yani önceki de doğruydu abi. Önceki de doğruydu da eksikti yani. Eksik. Eksikti. Çünkü yani, üstün sıfat nedir? Sıfat yani neydi? Bunun arkasına yine yazılabilir. Bak altta da öyle geliyor. İrade bir sıfattır. Onun şeklini böyle bir işi görmüyor. İrade bir sıfat evet. Yani onun müreccihin karşısına iradeyi de koyuyor. Şu yok şuraya. Sıfat da değil ama kaçtı mı? Dur olsun. Evet. Zaten kendisi söylüyor. Müreccih bir sebepsiz rüçhanet. İrade sıfattır neredeydi? Orada vardı bir onun yerde. Yani de işte. Yani müreccihsiz, sebepsiz, müçhani. Bunu alayım abi. Al abi. Bak rüçhaniyetsiz, sebepsiz, rüçhanet muhaldir, evet. Abi bizim tercihlerimiz mahluk değil ya. Şimdi bir daha okuyalım. Sen okum, üstün olması, tercih ettiren sebepsiz bir şeyin üstün olması muhaldir. Yani eşya... İki eşit eşya arası. Bir sebep yoksa... Üstün muhal. O zaman burada şu değişir, az önceki açıkladığınız açıklama değişir. Şöyle gibi, mesela iki tane şu bardağın aynısı, hiçbir fark yok. He. Bu şey bir üstünlük olamaz. Olamaz. Ama bir şey farklı olursa üstün olabilir. Yani işte 10 kiloyla 1 evet, kilo patates de üstünlük konuşulabilir. Evet. Ama iki tane boş aynı bardak hiçbir şeyinde fark yok. Bütün gramına kadar, bütün her detayına şey aynıysa bunun üstün olması bir tercih ettiren kişi olmadığı olması zaman. Evet. Bu üstün olamaz birbirine. Ama
bir tercih ettiren sebepsiz üstün tutmak, ikincisinde nasıl olacak? Orada bak, irade giriyor. Ha? Orada irade giriyor. İşte irade. Ben, üstün tutmak, ben bunu seçiyorum arkadaş. Bunu seçtim. Tercih ettim. Tercih ettim. O olabilir. Ben geldim. Ha. Orada işte irade geliyor. İki tane bardak yan yana duruyor. Her şey aynı. Gramına, santimetre şeyine kadar bu aynı. Bu üstündür diyor. Ben bunu tercih ettim diyebiliyorum ben. Eğer bu olmasa, benim ihtiyarım olmasa, ben sebebe mecbur mahkumsam, eğer eşya ikisi eşitse hiçbirisini tercih edemem. Ha. Mahkumum çünkü. Çünkü üstünlüğü yok. Ha. Ama üstünlüğü olmaksızın üstün tutmak. Hı. Bu irade yapıyor işte. Demiş. Eğer eşyanın üstünlüğü varsa beni mecbur ediyor. Hı. Onu tercih etmeye. Evet. Anladın mı? Tamam. Yani ne anladınız mı? Anlayan şey oldu mu? Bir daha şunu yapalım dur. Bardaklar eşit mi? Ha. Evet. Birbirinin üstünlüğü var mı? Yok. Ha, bu arada ben de... Var mı aynı bardaktan abi? tam getir. Sen otur. Getir abi iki tane cam. Bir şey var ama bizim tercihlerimiz mahluk üzerine değil. Bizim tercihlerimiz cüz-i iradeki, cüz-i ihtiyarlıktaki tercihlerimiz... Şey deriz, bir de Süleyman abi tercihlerimiz var. Anlatıp duruyor. Bir de abi sen geç çatan. Yok şimdi tercihimizde şöyle de abi. Yani bizim tercihlerimiz, biz mevcut üzerinde mahluk üzerine tercih yapmıyoruz ki. Bizim cüz-i iradeki tercihlerimiz... İlmi seviyede. Buradaki evet. Algoritmanı merak ettim. Yani biz sen farklı bir bakış açısından... Burada tam bunda sorun yok. Bak şimdi, evet. Bu her şey eşit. Aynısı. Hiçbir birbiri farklı. Üstünlükleri var mı? Yok. Evet. Olan birbiri üstünlük gelebilir mi? Gelemez. Bir tercih edici olmadıktan sonra bunlar da bir rüçhanet olamaz. Rüçhanet yok. Bunlar da üstün tutulabilir ama üstün olamaz şu an. Olmaz. Yani şimdi olmaz. Bir dakika, bir dakika. Bu da yanlış Hasan abi. Bir dakika o zaman. Ben bir üstünü yapayım. Şimdi bu ikisi aynı mı? Diyelim ki ben bunu aldım veya bunu aldım. Beni kim suçlayabilir? Alan yok, alan yok. Tercih bir dakika. Daha oraya gelmedik. Bir saniye bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Şunu bakın. Susamışlar. İçtim ya. Şimdi ben gelir de bunu alırsam şu an ihtiyarımla işte o zaman ben kusurlu olurum veyahut da bak, şunu alırsam mükafat almaya hak kazanırım. Bak, şu anki bu ne oldu biliyor musun şu an? Tercih ettiren bir sebep var şu an. Tamam. Bunda tercih ettiren bir sebep var. Niye? Bu dolu, bu biraz daha boş. Burada tercih ettiren bir sebep var. Bilen müretçilik yok artık. Şu an konuşamayız bunu. Evet. Bunda zaten tercih... Niye? Ben doluyu tercih edecek bir şey var. Yani bilen müretçilik kalktı şu an. Tercih ettiren bir sebep var. Niye? Bu dolu, bu boş. Ama ikisi aynı olduğunda... İkisi aynı olduğunda tercih ettiren sebep yok. Ya tercih edeceğimiz çünkü her şey aynı. Müreccih var ya. Bilen müreccihlik bir durumda şu yok. An. Evet. Bilen müreccihlik bir durumda. İkisinde evet. Dolu. Ne yapacağım ben şimdi? Bu üstün olabilir mi bunlar? Olamaz. Üstünlük yok bunlarda. Ha ama üstün tutabilirim. Geldim. İkisi de aynı. Ne yapsam. Sağdakini aldım. Bismillah dedim. Sağdakini içeyim dedim. Tamam. Peki o zaman sana kimse sorabilir mi ki sen neden sağdakini aldın? Sen kabahatlisin diye. Burada kabahatte geçilir mi? Onu şu an bir şey diyemeyiz. Eğer kabahat şu olur. Din ona hükmetmişse, mesela namaz kılmakla kılmamak işte tamam eşit işte değil. Abi. İşte aynı şeyi söylüyorum. Ama namaz kılmak zordur. Değil mi? Kolayı bırakıp zoru tercih ettin. İşte mantıksız bir seçim yapıyorsun. Ama namaz kılmamak kolayken, kolayı da seçtin. Eğer şey yapar. Ha burada eşyanın birbirine karşı. Ha tam buradan gene nereye gideceğimizi de bilmemiz lazım. Yani. Konu neyi anlatıyorsa Süleyman abi onu güzel anlatsın. Anlatsın. Neticeyi bakalım abi. Şey, Süleyman abi dinlemedik ki abi. Anlat. Seni dinliyoruz Süleyman abi. Hadi abi. Bardaklar senin. Bardaklar senin. O neticede. Bak. Susamış gibi. İstersen eşitle bardak. Biri sıcak biri soğuk. Orada söyleyeyim abi. Ben ne düşünüyorum? Yani burada tercih birer bir iş anlamaktan gayemiz bizim şu. Biz tercihlerimizde hürüz. Evet. Yani bizim tercihimizi etkileyen başka bir müreccih yok. Evet. Nasıl ki Cenab-ı Hak bir şey yaratırken, vücuda getirirken Cenab-ı Hak'ın iradesini etkileyen bir müreccihe ihtiyacı var mı? Yok. Cenab-ı Hak kendisi tercih yapabiliyor. Aynı o gibi ben de tercihlerimde hürüm, benim tercihlerimi yönlendirecek başka bir müreccihe ihtiyacım yok. Yani. Cüz-i ihtiyar tamamen hür. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Tam anladım. Bu cümlelerden ona git. Tamam. Yani o anlattığına tamam. İnanıyorum. Tamam işte bu şeyi, bunu anlatıyor. Bak, o zaman tercih fiil olmuyor mu? Karşısın değil mi? En son yazdığın cümle. Cümle dursun, istediğin manayı veremezsin ki. Cümleyle bağlı olacak. Tamam, manan doğru olabilir ama cümleyle alakası olmaz. Işte.
Tercih bir daha müneccih yani, caizdir ve vakidir. Kelimeden yani cümle olarak cevap veriyor. Heh. Bu işte bak. Tercih bir daha müneccih caizdir ve vakidir. Ya bir müneccih olmadan ben tercih yapabilirim. Tercih yapabilirim. Tamam. Ben cüz-i edemle hiçbir müneccih ihtiyacı olmadan tercih yapıyorum. Hı-hı. Vakidir. Evet. Zaten ne diyor sonunda? İrade bir sıfattır. Evet. Onun şeyi seçebilir. Görmektir. Ha. Dolayısıyla ben tercihlerimden sorumluyum, mesulüm. Karar beni bağlamıyor. Tamam, hı, seni zorlayan bir şey olmasa bile sen tercih yapabiliyorsun. Ha. İki tane aynı bardağa geliyorsun. Hiçbir seni zorlayıcı sebep yokken yok, bile yok, tercih edebiliyorsan öbürküler de haydi haydi. Bir şey söyleyeyim mi size? Değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Yani Allah orada şey yapmıyor. Üç tane elma var. Beş tane de elma var. Ben buraya geldiğim zaman iki eşit şey midir? Üç elma, beş elma. Değildir. Değildir. O zaman ben beşi tercih etmek zorundayım. O zaman kader bana şey. Anladın mı? Biri, bu mantıksız. Hı. Tamam. Mantıksız. Çünkü bu benim irademi ortadan kaldırdı. Eşyanın üstünü. Çünkü eşyan seni bağladı. Bunu ortadan kaldırıyor. Diyor ki, bak, eşyanın üstünlüğü benim irademi ortadan kaldırıyor. Tamam. Ama diyor ki ustam, yani bu şeyde, eşyanın üstünlüğü ve birbirine üstün olduğu halde ben üstün olmayanı tercih edebilirim. Tabii, rüçhaniyet olsa bile ben üstün olmayanı tercih edebiliyorum. Rüçhaniyet var ya, üstünlüğü var. Ama ben üstünü tercih etmiyorum. Eğer diyor, çok ilginç bir şey var burada. Eşyanın birbirine karşı eşitse o bir şey değil, tercih edersin diyor eşya. Ama üstün olmaksızın, üstün tutmak, bu hür olduğunu gösteriyor. Çünkü niye? Eğer eşya üstün ise, ben onu üstün tutmak zorundayım. Eğer şey olsa. İradesi olur. Bu benim ihtiyarımı ortadan kaldırır. Tamam mı? Bu senin iraden varmış, hiç önemli değil. Çünkü hani şöyle psikolojide misal veriyorum onu. Sen bana bir şey yaptın. Ben de şunu ben yapıyorum. Peki benim bu davranışımı kim oluşturuyor? Sen. Niye ben hür değilim? Senin davranışına mahkumum. Mecburum öyle yapmaya sana. Niye? Köleyim senin hareketine. Sen böyle mi yaptın? Böyle mi vurdun? Aha ben de vuruyorum. Niye vuruyorum? Vurmak istemediğim halde vurmak zorundayım. Çünkü vurmuşsun. Ha, şimdi eşya, birincisi şu, üstün olmamaksızın eşyanın birbirinin üstünlüğü olmaz. 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 Bu bir koyduk kenara. Hı hı. Ama müreccih, üstün bir sıfat. Hı. Yok, eşit. Hı hı. Sıfat, eşit, eşya, eşit. Burada olmaksızın tercih yaparım. Bunu yapabilirim. Aldım bunu diyorum. Hı. Niye aldım? Aldım. Eğer iki eşit eşya eşitse ben hiçbirisini tercih edemezdim. Ha, edememem lazımdı aslında. Evet. Normalde kalacaktım öyle. Evet. Aa, hangisini alayım? Bitti. Bitti. Çünkü benim tercihim hep sebeple müreccihle olabiliyor benim şeyim. Evet. Müreccihsiz olabilir hali. Evet, müreccihsiz şey yapamam. Kaldım İkinci bir kaldım. İkinci kalmayı. Bu kaldım. Hiç hareket etmedim. A şıkkını böyle yaz. Beni hareketsiz bıraktı. Alamıyorum. İkinci şık. Bununla bu eşit değil şimdi. Gafur işti. Ben bunu hangisine edeceksin? Ben de eşya şeyin cinsindeysem, cebir tarzında olsam bunu tercih etmek zorundayım. O zaman benim tercihim yok artık. Niye? Çünkü beni o müreccihin tercihi oldu. Onun sıfatım oldu. Bunun bağladı sıfatı seni. Bağladı beni. Gel ortadan kaldırdı. Cebir. Tamam. Tamam, çok güzel. Ben ortadan kaldırdı. O zaman diyor ki, hayır diyor, bu eşya tamam ama ben diyor eşya müreccih yapabilirim ve elim de kilitlenmemiş, eşittir. Hı? Eğer eşyanın üstün olmamaksızın üstün olabilmesi muhal ise, o zaman ben geldim sen alacağım, hiçbirisini alamam. Birinci şey bu çok, bunu çok öğretiyoruz. İkincisi, eşyanın üstün sıfatı varsa müreci sıfatı üstünü ben ona mahkumum, yapmak zorundayım.
Ama diyor ki hayır diyor. Tamam mı? Yani tereccüh bilen müreccih olsa evet. O zaman cebri olacağız. Cebri olacağız. O üstünlük beni bağladı. Ben yani bu stöcüsü. Sağdakini hiçbir zaman seçemem ben yani. Hep onu seçeceğim. Bunu kesinlikle bunu seçmek zorundasın. Seçmek zorundasın. Tereccüh bilen müreccih. Ama bu mal işte. Evet. Ama sen şey yaptın. Muhal olarak ben hür olmuşum. Evet. Muhal olarak. Muhal olduğu için. Muhal olduğu için hürsün. Muhal olduğu için hürsün. Eşya. Ama zaten öyle diyor. Diyor ki müreccihsiz ruhsanet mi aldın? Bitti. Mesele bitti. Geçelim. Tamam. Ama iyi oldu benim için. Evet. Yani iki tane kayıttan kurtuluyoruz. Tamam. Yani ben şu an daha oturdu benim. Tamam. Az önce oturmuş. Sen de söyle. Ufak bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi müreccih, şimdi Süleyman abi söylediği şey... Biraz rahatlama yere geçeceğim. İlla bir şeyin eşit olması değil. Değil. Bir güç de olabilir. Yani illa sen bunu yapacaksın diye bir güç de olmaz mı abi? Yani illa eşit olması değil midir? Yani şimdi bakın tercih etmek için biri biraz üstün olsa mecbursun gidip onu tercih etmek zorundasın. Yok, mecbur değil. Şimdi abi mesela süt geldi. Yok yok. Dolu bardağı aldım. Allah razı olsun. Ya muhalif diyor zaten. Müreccih olsa zor. Seni bak. Dolu bardağı beni bak, dolu bardağı seçtim diyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki meyve seçerken diyelim. Abi ben alayım. Sünnettir. Ben o birinci kısımdanım abi. Ha bak şimdi. Ne yaptı? Bardak azdı. Fazla dolu olanı seçti. Bunun irade.